İnsan ne zaman veli olur? Bu çocuk gibi olunca veli olur. Bu çocuğun hali evliyaların halidir. Ne korkusu var, ne endişesi var. Ne üzüntüsü var, ne sıkıntısı var, ne bunaltısı var. Bak, bak, ne güzel. Yaşasın çocuklar. Amin. Büyüklere de Allah akıllar versin. Amin. Ne iş derdi, ne güç derdi, ne para gailesi, ne az ne çok, efendim hiç. Ne kimseyi ayıplayıyorlar, ne kimseyi çekiştiriyorlar, ne kimseye haset ediyorlar, ne onun arabası var, ne bunun tekerleği var demeden, efendim ne kadar hoş halleri var bu çocukların. Allah Allah. Yazıklar olsun büyüklere. Değil mi yahu? Şeyma. 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 İşte o mertebeye tekrar çocuk sıfatına gelinceye kadar veli olamaz insan. Bunlara bakıp her gün ders verdiriyor Cenab-ı Allah. Her birerlerimizin evinde var Allah'a şükür çocuk. Çocuktan çok ne var Allah'a şükür. Bu çocuklarla bize büyük ders veriyor Cenab-ı Allah. Almıyoruz ki. Ders alamıyoruz. Ders almış olsak gökyüzünden maide edecek bize. Doğrudan. Her günde gökyüzünden sofra ineceydi bize. Pişmiş, kotarılmış. Mutfaklara girip uğraşmaya, didişmeye lüzum yoktu. Safa ile yiyip duracaktık. Ve hem zahir cismimiz safa bulacak, hem kalbimiz safa bulacaktı. Gökten inen nimet ile toylanacaktı, her gün toylanacaktı. Ya. Lakin toylanamıyoruz. Aşağıda kimse yok. Evet, siz zahmet çekiyorsunuz. Her günkü gelecek olan nimet bir evvelkisine benzemeyecek. Çünkü ehli cennete gelen... Konuşma! Doktor geldi senin yanına bak. Bak çocuk saçma sapan da söyler, insanı güldürür. Bak adam gel oğlum yanına. Senin yanına gerek yok abi doktor. Hayır, o adamı. Bu adamı diyor bak çocuk. Bak bozuk o, çocuk. Selamet mi yani? Cennet ehlinin önüne gelen maideler, sofralar daima değişiktir. Hiçbir defa aynı tepsiler, aynı nimetler gelmiyor. Boyuna hiç tadılmayan. Seni veli dedin, nasıl oldu bu? Gelen nimetler her defasında yeni çeşitler. Her gün yeni çeşitlerle gelecektir. Her gününde yeni mevsim var.
Yeni tatlı mevsim var cennette. Dört mevsim var dünyada. En şenliklisi, efendim, her mevsimin kendine göre şenliği var da, en şenlikli görüneni bahardır. Cennette her günde yeni mevsim, yeni bir şenlik vardır. Yeni renklerle, yeni çiçeklerle, hiç görülmeyen ziynetlerle, hiç görülmeyen renklerle donatılacak günden güne. Onun için onda bir şeye bakıp kanıksamak yok. Her gün bu ağacı görüyorsun, her gün bu dağı görüyorsun, her gün şu dağı seyrediyorsun, yok. Yalnız cennetin, cennetlerin tavanı yerinde, nasıl ki dünyanın üzerine gök kubbeyi çekti. Cenab-ı Allah 8 cennetlerin üzerinde tavanları Arş-ı Rahman'dır. Ve her lahza 70.000 renk ile libas giyer Arş. Böyle parlak, bir evvelkisine benzemeyen 70.000 renk ile ziynetlenir, nur giyinir Arş-ı Rahman. Her lahzada, her bakışında müminler oraya, maşallah. Ama ne renkler, ne renkler. Ah ahmak insanlar, bu köhne dünyaya ne kadar hücum ediyoruz. Ya. Onun için o çocuk gibi olsaydık biz büyükler her gün cennetten böyle sofralar enecek. Her bugün enen yarınkına benzemez. Bugün enen dünküne de benzemez. Çeşit çeşit nimetler. Aa, bunu hiç tatmamıştım. Aa, bunu hiç tatmamıştım. Deye deye. Onlar öyle toylanacaktı. Bu insanlar bu çocuk sıfatına girmiş olsalardı. Yani çocuktaki safa büyük insanlarda olsaydı kimseyi Cenab-ı Allah mutfağa bırakmayacaktı. Rahat. Günde o maide inecek, o sofradan yiyecek, şükredecekler. Tekrar o maide, o sofra göğe kaldırılacaktı. Kadınları her gün yeni nur giydirilip görünecekti. Erkekleri yeni ruhaniyet giydirilip öyle görüneceklerdi. Her günde, her içtimada birbirlerini yeni bulup muhabbet, aşk ve şevkleri ziyade olacaktı. Çünkü aşksız ve şevksiz insan bir yere yaramaz. Aşk ve şevki olmayan insan odundur. Eşektir demeyelim de. Odundur diyelim. Çünkü aşk-ı şevk ağaçları yeşertiyor, çiçeklendiriyor, yemişle donatıyor. Kuru odun yaşarmaz, yeşermez, çiçeklenmez, yemiş vermez. Onun için aşksız, şevksiz insan kuru odundur. Bir yere yaramaz. Nereye yarar? Ateşe atılmaya yarar. Odun. Odun ne yapacaksın? Odunu ocağa yakacaksın. Efendim, başka bir şeye yaramaz.
yaş ağaç aşkı şevkinden yaşarmış, yeşermiş, çiçeklenmiş ve yemişle donanmış olur. Binaenaleyh o veli sıfatlı olan insanlara Cenab-ı Allah o ruhaniyeti ve nuraniyeti giydirecekti bu insanların hepsine. Ki aşkı şevk ile dolacaklardı onlar birbirlerine. Bu şimdiki zibidi evlenenler gibi değil. Birinci gün ziyade, ikinci gün yarısı, üçüncü gün dörtte üçü, dördüncü gün sıfıra iniyor. Muhabbette bir şey kalmıyor. Tatsız, çekilmez bir efendim sıkıntıya dönüyor onların evlilikleri. Vilayet sıfatı giyen kimselerde aşk ve şevk zahir olur. Evliyaullah'ın hepsi aşk ve şevk yüklüdür. Ve onlara mensup olanlara da aşkı şevk verir. Size ne mutlu ki sevecek insanınız var. Sevecek insanı olmayan insanlar da onlar da odundur. Sizin önünüze bir kimse takdim etti Cenab-ı Allah, siz muhabbet etmeniz için. Aşkı şevkiniz var. O kendi muhabbetinden ona giydirmiş, size göndermiş. İşte ondan mahrum olan kimseler yazıklıdır. Seveceği insan olmayan. O sosyete hanımları orada, hanımefendiler. Ben onlara bir şey söylemedim de onlar şimdi başlarını güzelce örtüp uzun kollu çoraplarıyla, her şeyleriyle gelip oturup dinleyiyorlar ve acayip dün sabah geldiler. Onlar erken erken ta avcılardan kalkıp buraya geldiler. 70-80 ne? Belki 90 kilometre. Dün akşam geldiğimiz yer yalnız 70. İşte orası 90 kilometre. O kadar yerden buraya geldiler erken erken. Ve Cenab-ı Hak söyletiyor. Diyor onlar Subhanallah. Efendim. Bu sevgi ne kocanın sevgisine benzer, ne evladın sevgisine benzer, ne malın sevgisine benzer. Bu tarif olunmayan bir sevgidir. Bu sosyetede yetişmiş olan hanımefendi bu kimseler. Daha dün meclisimize gelip duran insanlar onlar. Geçen senede. Yarın ipine çekiyorlar. Evet. Yaya ben dergahına geri gidecek diye. Buraya gelin dedim, utanıyoruz dediler. Avcılar da kalk geliyor. Ya. Hep öyleyiz inşallah. Hep istiyorlar, keşke diyorlar. Haftada iki kere sohbetinde bulunsak diyorlar. Bir kere bile az diyorlar, iki kere öyle. Mübarek sevdirdi kendini. Binaenaleyh. Sevdiren işte Cenab-ı Allah'ın lütfu keremidir o. Evet. İstediğine kendi muhabbetinden giydirdiği vakitinde selim-i sadr olanlar muhabbet eder. Yani yoksa hasta olan kimse tatlı versen acıdır der. Hasta olmayanların hepsi muhabbet ediyor. Hasta olanlar muhabbet edemiyor. Acı geliyor onlara. İşte Subhanallah. Öyle insanlar olduğu halde onlar bu muhabbeti efendim bir şeye benzetip tarif edemiyorlar. Nasıl muhabbettir bu? Koca muhabbeti, evlat muhabbeti, efendim herhangi bir muhabbetle kıyas olunmuyor diyor. Bu muhabbet başka türlüdür diye söylüyorlar. Sosyetede hanımefendi bu kimseler. Onun için insanı diri tutan, zinde tutan bu muhabbettir.
Bundan giydiriyor Cenab-ı Allah. O muhabbet libasından giydirilmek istersen bir kimse kendisine gece kıyam etsin. Gece namazı kılanlara muhakkak o giydiriyor. Akşamdan itibaren, akşam namazı gece namazıdır. Yatsı namazı gece namazıdır. Sabah namazı yine gecenin hududundadır. Ondan sayılır. Bir de gecenin gece yarısında, seher vaktinde namaz kılanlara muhakkak Cenab-ı Hak ilahi muhabbetinden libas giydirir. Sevdirir. Çünkü kendisi sevince mahlukatı onu sevmeye memur olur. Severler. Evet. Biz eğer vilayet sırrına mazhar olsaydık, biz insanlar birbirimize her günde mülaki olduğumuzda, buluştuğumuzda, onun yüzüne baktığımızda daha muhabbetimiz artacak, neşemiz artacak, ferahımız ve sevincimiz artacaktı. Her buluşmamızda, ihvanlar olarak, her buluşmamızda, karı koca olarak, her buluşmamızda, komşular, ahbaplar olarak birbirimizi daha ziyade sevip, daha ziyade birbirimize yakın olacaktık. Onu Cenab-ı Allah bize lütfedecekti. Lakin o çocuklar gibi olamıyoruz. Çocuklar gibi olamıyoruz. O çocuklar gibi olmamızı men eden en kötü hal kıskanmaktır. Büyüklerin hepsinde kıskanmak var. Hepsi kıskançtır. Bana bakma. Benim söylememe efendim, emir aldığım yerdendir bu. Ben de onu biliyorum ya. O kıskançlık olduğunu biliyorum. Çünkü kalbimizde olan ölçüyle onunla nazar ettiğimizde daima o görünüyor. İnsanların hepsinde kıskanma var. Kıskanma bittiği vakitinde dedi Şeyh Efendi Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Lebbeyk diye peygamber gelir. Aleyhissalatü vesselam. Kıskanan kimsenin yanına peygamber gelmez. Aleyhissalatü vesselam. Gelemez. Bu rüyada gelme değil, aşikara gelir. Bende kıskanma yok dese de efendim kuru iddiadır. Çünkü kıskanması olmasa peygamber onu ziyaret eder aleyhissalatü vesselam. Demek ki daha var. Zaten insanı en zor bırakan efendim en kötü tabiat kıskanmadır. Şeytan aleyhima yestahik Adem aleyhissalatü vesselama kıskandı. Ve helak oldu. Yemin etti sonra Adem oğlunu hepsini kıskandıracağım. Her kıskanan şeytandan nasip alır. Kıskanma kadar kötü bir hal olamaz. Ondan kötüsü olsaydı şeytan da olacaktı. En kötüsü o, onun yüzünden de kovuldu şeytan. Allah'ın kapısından. Adem'e kıskandı, değil mi? Sevdim yok, az kıskandım. Kıskanan kimse sevemez ki.
sevemez. Ama kıskanmayan adam da ben böyle bir baktığı vakitinde daireyi çeviriyor daima. Uzaktan, yakından, uzaktan, yakından, uzaktan, yakından. Kıskanmayan kimse yok. Bazılarının dümdüz olmuş ama efendim köklenmiş zanneder. Bir yağmur görünce tekrar altından taze filizler veriyor kıskanma. Şimdi bir şey yok gibi geliyor. Bir parça bir vesileyle o kıskanma birden yeşerip birden ağaç oluyor. Cennet ehli kıskanır mı? Kıskanan cennete giremez. Kıskanç insan cennete giremez. Ya nereye girer? Cehenneme. Dünyada kıskanan insan nerededir? Cennette mi? O da cehennemde. Kıskanan kimseye cehennem var. Dünyada da, ahirette de. Çünkü kıskanan insanın rahatı yoktur. Ne dünyada, ne ahirette. Yakıyor kıskanma insanı. Ciz, ciz, ciz yakıp duruyor. Peki. Kıskanmayı nasıl önleyelim? Yukarıdan bana talimat geliyor. Burada ey Şeyh Efendi sen bunu söyledin ama nasıl kıskanmayalım biz? Kıskandırıyorlar. Biz de kıskanıyoruz. Maşallah. Neye kıskandıran kimseye sen tabi oluyorsun? Kıskandıran kimseye ne tabi olursun? Kıskandırana tabi olma. Evet. Ben filan kimseyi kıskanıyorum. Ne için kıskanıyorsun? Atı için, araması için, boyu posu için, güzelliği için, kocası için, karısı için, evi için, işi için. Ne için kıskanıyorsun? Bunlardan birisi için kıskanıyorsun. Sen akıllı insanım diyorsun. Bir kimse de seni kıskandıracak bir hal oldu. Malını kıskandın. Evini kıskandın. Arabasını kıskandın. Efendim. İşini kıskandın. Şununu bununu kıskandın. Hepsi bu dünya malı değil mi? Hepsi bu dünyaya ait değil mi? Bu dünya malından ona verilmiş olan şey seni kıskandırıyor. Lakin o kimse bu seni kıskandıran nesnelerden hiçbirisini alıp gidemeyecek. Neyine kıskanıyor öyleyse? O adam da bunların hepsini bırakıp gidecek. Peki o adamın nesine kıskandın sen? Ne senin ne onun olmayan meselenin üzerinde kendini sen ateşe attın. Çünkü ondan alınır sana verilse senin de değil o. Onun için dünyada kıskanılacak bir şey yoktur. Ve kıskanan ahmaktır. Tacir tacire kıskanır. Ahmaktır. Hekim hekime kıskanır. Ahmaktır. Avukata kıskanır. Ahmaktır. Mühendis mühendise kıskanır. Ahmaktır.
Müteahhit müteahhide kıskanır, ahmaktır. Kadın kadına kıskanır, ahmaklardır. Efendim. Profesör profesöre kıskanır, ahmaktır. Hoca hocaya kıskanır, ahmaktır. Şeyh şeyha kıskanırsa şeyh değildir. Şeyh değildir. Çünkü kıskanan şeyh olamaz. Şeyhte kıskanma olmaz ama gayret olur. Gayret olur. Gayret başkadır. Kendi gariplerini himaye için onlarda ilahi gayretten vardır. Saat kıskançtır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabe için. Ben ondan fazlayım dedi. Cenab-ı Hak bizden fazladır. Onun manası nedir? Yani Allah'ın hudutlarının çiğnenmesine Allah gayet efendim gayretlidir. Razı olmaz. Hudutlarının çiğnenmesine katiyen razı olmaz manasında gayrettir o. Kıskanma değil. Ve bir şeyh bir şeyhe kıskanamaz. Kıskanırsa şeyh değildir. Mürid müride kıskanamaz. Kıskanırsa mürid değildir. Bir tarikat ehli bir başka tarikat ehline kıskanırsa o tarikat ehli değildir. Cahildir o. Şeriattan haberi yoktur ki nerede tarikattan haberi olsun. Hasılı kelam efendim kim kimden kıskanırsa ahmaktır ve cahildir. Ahmaklığı ve cahilliği kabul eden kıskansın. Çünkü kıskandığı şey yani kıskanmaya değer bir şey değil ki. Neye kıskanacak? Kıskanmaya değmeyen bir şey için. Bütün dünya sana verilse. Bana efendim bir ayağımı basacak bir yer verilse. Ona ben kıskanırsam ahmağım hem cahilim o zaman. Neden? Bütün dünyanın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıymeti sivrisineğin kanadı kadar da yoktur. Eğer bütün dünya sana verilse hazineleriyle, saraylarıyla, arabalarıyla, atlarıyla, her şeyleriyle efendim ben sana kıskanırsam sivrisineğin kanadı kadar kıymeti olmayan bir nesneye kıskanmış olurum. Demek ki hiç aklım yokmuş o zaman. O çocukta kıskanma yoktu. 3 yaşında. 5 yaşındaki çocukta o kıskanma hali yoktu. Binaenaleyh o rahattır. Kıskanan kimse rahat değildir. Uyuyana kadar rahatsızdır. Kıskançlık rahatsızlık verir. Uyandığı anında da hemen yakalar kendisini yine kıskançlık damarı. Kıskançlık damarı seni kıskandığın kimseye zulmetmeye sevk eder. Zulüm ise ateştir seni yakar. İşte netice itibarıyla biz mekarim ahlakı kazanmaya mükellefiz. Güzel ahlakın efendim, kalbimizde
karar bulması ancak kıskanmayı bertaraf ettiğimiz vakitte olacak. Kıskanma kalbimizde varken mekarim ahlak, güzel huy ve tabiatlar bizden olamaz. Daima kötü tabiatlar bizde zahir olur. Kıskanmanın sebebiyle. Allah bizi affeylesin. Ve bize vilayet sırrından giydirsin. Amin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.